Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. En son bir şey hesaplanmıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu doğrultuda işte sırf binans yakımları üzerinden luncun toplamda 1 dolara gidebilmesi hususunda 45 yıl gibi bir süre biçilmişti. Bu bağlamda son hesaplamalara da göre arkadaşlar yine TradingView üzerindeki bir habere göre toplam luncun arzını 10 milyara indirmek bilans yakımları üzerinden 32 yıla tekabül edeceği e, bu şekilde hesaplanıyor. Yani binans mevcut şekilde günde yalnızca kendi başına 600 milyonluk bir yakım yaptığı ve bunu asla kesmediği müddetçe bundan 32 yıl sonra... Ee, özellikle lünç üzerinde 10 milyar hedefine 10 milyara kadar inmiş bir arza ulaşması planlanıyor ve hesaplanıyor Tabi bu bağlamda 32 yıl içerisinde çok fazla şey var yani 32 yıl lünç yaşar mı gibi gibi çok fazla durum var E lünç yaşadığı takdirde kısa bir ömrü olsa dahi yani 3-4 yıl gibi mesela o da olursa E bu süre zarfında tabi daha manuel yakımlar var tax burn var gönüllü yakımlar var yani buradaki oran Lunc'un ayakta kalmayı doğru şekilde başardığı ve yalnızca binans üzerinden gelen yakımlarla ulaşılabilecek hedeftir ve bence gayet makul. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.